Skolyoz yani omurga eriliği çok tehlikeli bir hastalık. Hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Özellikle gençleri de tehdit ediyor. Şimdi öyle iki genç getireceğiz ekranlara. İstanbul'da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 14 saati bulan operasyonlarla yeniden dik durabiliyorlar artık. Başlarından geçeni anlatacaklar 24 muhabiri Melis Bakangöz'e. Haziran ayı skolyoz farkındalık ayı ve skolyoz da omurga eğriliği çeşitlerinden birisi ve insanın hayatını aslında çok ciddi etkiliyor. Şimdi ben size Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde burada iki tane arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Emirhan ve Necla 16 ve 17 yaşındalar. Skolyoz ameliyatı oldular. Şimdi hemen Emirhan'la tanışalım. Nasılsınız? Nasıl geçti ameliyat? Ameliyat uzun bir uzun sürdü ama çok rahatım. Ameliyattan sonra hiçbir ağrım falan olmadı. Ameliyattan önce oluyordu ama ameliyattan sonra daha rahatım yani. İyi ki olmuşum. Peki, hemen annenize ben sormak istiyorum çünkü hikaye annede başlıyor aslında. Evet, ben de skolyoz hastasıyım. 2016 yılında çocuğumu tedavi amaçlı doktora götürdüm. Skolyoz olduğunu öğrendim ama çok küçük bir derecede. Bir yıl içinde tekrar tedavi baktırın dedi, kontrol ettirin dedi doktor bey. Biz bu süreci 2 yıla çıkarttık radyasyon almasın diye ve gittiğimizde 45 derece olarak karşılaştık ve direkt ameliyat dediler. Ama korseyle ve şirok egzersizle düzelir diye biz tedaviye başvurduk. Pandemi sürecinde gelişim gösterdi, evet, pandemi sürecinde tekrar aynı boyutu aldı. O yüzden korsecimiz Mehmet Bülent Balioğlu'na önerdi, geldik, çok memnunuz, teşekkür ederiz kendisine. Peki şu an nasıl hissediyorsunuz? Bundan önce nasıldı, şimdi nasılsınız? Bundan önce çok ağrı oluyordu, sürekli yani oturamıyordum. Çok ağrım oluyordu ama şu anda oturmamda, yatmamda hiçbir sıkıntı yok yani. 5 aydır hiçbir ağrı çekmiyorum. Çok geçmiş olsun diyelim. Şimdi hemen bir yandan da Necla'nın yanına gitmek istiyorum. Necla ameliyatının yeni oldu ve korsesi de henüz duruyor. Nasıl hissediyorsunuz? Bundan önce nasıldı? Bundan önce daha çok ağrılarım oluyordu. Son zamanlarda da artmaya başlamıştı. Mehmet Bülent Balioğlu'ndan randevu aldık, geldik. Zaten hemen işlemlere başladık. Ameliyat için gerekli tüm tetkikler yapıldı. Ondan sonra zaten hemen olabilecek en hızlı şekilde ameliyatı da olduk. Beklediğimden çok daha yüksek bir konfor sağladı bana. Çünkü bundan öncesinde ağrılarım vardı ve daha sonrasında ağrılarım olacağını tahmin ediyordum ama beni şaşırttı bu konuda. Çünkü hiç ağrım olmadı ki büyük bir ameliyat olmama rağmen. 14 saat boyunca. 14 saat çok fazla. Evet, bizim de normalde öyle beklemiyorduk ama ameliyat esnasında öyle gelişti. Daha sonrasında zaten çıktığımda da aman aman ekstra ağrılarım olmadı. Gayet katlanabilecek ve korkulmayacak ağrılardı. Çünkü daha önce araştırma yaptığım zaman birazcık gözüm korkmuştu açıkçası. Peki yaşam kalitenizi nasıl etkiledi? Çok fazlasıyla o zamanki ağrılarımla şu an ameliyat sonrası ağrılarım neredeyse hani karşılaştırılamaz bile. Görünüş? Görünüş olarak da omuzlarımda dengesizlik vardı. Sol omuzum daha aşağıdaydı ve sağ omuzum daha yukarıdaydı. Belimin bir tarafı daha oyuk, ince. Bir tarafı düzdü. Şu an ikisi de eşit. Omuzlarım da ikisi de aynı seviyeye geldi. Bana çok büyük bir konfor sağladı. Peki siz nereden anladınız çocuğunuzu hastaneye getirme kararı? Biz tesadüfen fark ettik. Omzumda düşüklüğü gördüm. Omuz küreğinin biri dışarıdaydı. Geldik. Mehmet Bey de durumu izah etti. Bunun ameliyatla çözüleceğini söyledi. Sağ olsun, ellerine sağlık. Güzel bir operasyonla kızımı rahatlığına kavuşturdular. Geçmiş olsun diyelim. Ben şimdi Mehmet hocamıza dönmek istiyorum. Tabii skolyoz aslında farkındalık ayındayız. Peki efendim, kaç çocukta bir görülüyor? Skolyozdaki durum nedir? Skolyoz omurganın 3 planlı deformitelerini tanımlamak için kullanılan bir terim. Tek başına bir eğrilik değil, rotasyon dediğimiz omurganın kendi etrafında dönmesi ve buna bağlı oluşan bir problem. Bu tabii özellikle büyüme çağındaki çocuklarda karşımıza ilk etapta çıkıyor. Daha sonraki dönemlerde de hastalarımızda da gördüğünüz gibi ilerleyen yaşlarda da karşımıza başka sorunlar olarak çıkabiliyor. Erken teşhis önemli mi? Erken teşhis çok önemli. Bu toplumun yaklaşık %3'üne kadar yayılan bir hastalık ya da bir sorun. Tabii bu eğriliklerin hepsi bir ameliyat gerektiren sorunlar değil. Bunlar zaman zaman konservatif tedavi dediğimiz egzersizlerle, fizik tedaviyle, özel spesifik omurga problemlerine yönelik rehabilitasyon teknikleriyle çözümlenebildiği gibi bir kısmı da sadece gözlemle takip edilebiliyor. Ancak şunu unutmamak lazım, skolyoz sadece bir
birlik değildir. Birlikte eşlik edebilen birçok hastalığın ilk belirtisi de olabilir. O yüzden böyle bir sorunla karşılaşıldığı zaman mutlaka bizlere başvursunlar. İlgili ülkemizde bu konuda yetkin çok hekim var. Onlardan yardım alabilirler. Bütün bu hastaların %3'lük kısmın çok daha azı ameliyat gerektirmektedir. Bunu unutmasınlar. Peki doçent doktor Mehmet Bülent Balioğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeyiz. Ve burada biz sizi iki arkadaşımızla tanıştırdık. Onlar erken tanıyla hemen gelip Mehmet hocalarından skolyoz tedavisi gördüler, ameliyat oldular. Ve şimdi daha kaliteli bir yaşama tekrar başlayacaklar diyelim. Sözü tekrar size stüdyoya bırakıyorum.